Bugün günlerden cumartesi, diğer bir anlamıyla sokak röportajı. Bugün halkımıza soracağımız, birisine ne eşek şakası yapacak olsaydınız bu ne olurdu sorusuyla sizlere baş başa bırakıyoruz. Bilmem, avlama yapardım aslında. Bir yakınım ölmüş diye çok korkar çünkü. Ablama yapardım büyük ihtimalle. Korkuturdum onu bir şekilde. Eşek şakası yapmayı hiç sevmiyorum. Bana yapılmasını da hiç sevmiyorum. Eşek şakası. Eşek şakası. Hiç düşünmemiştim. Yok, düşünmüşsündür. Eşek şakası. Öz şeydi herhalde. Aklıma gelmedi ya. Sizin? Eşek şakası. Şu an düşüneyim. Ne olabilirdi? Yine uyurken yapılan bir şey olabilir mesela. Ha, buldum ben. Ya genelde laptop başında durursunuz ya. Evet. Neydi? Oda karanlık olur. Evet. Arkasına yaklaşacaksın. Tuhaf tuhaf ses çıkartacaksın. Hemen tam arkasına. Bilmiyorum. Ne oldu ki? Bilmiyoruz ki. Ben de bilmiyorum. Yani onu ıslatmak olabilirdi çok kötü bir şekilde. Ya da... Yani şu an aklıma bir şey gelmiyor ama tam olarak ne olabilir? Kafasından aşağı bir kova suyu boşaltabilirim belki. Soğuk su falan dökerdim. Sonra masasını falan çekerdik yani. Pek şaka kullanmam. Hiç? Yok. Peki siz? Genç arkadaşıma sor. Vallahi ben eşek şakası yapmış olsaydım ben de bir şey bulamadım ya. Böyle su dökerdim kapıya koyup. Başka? Mesela ona oyuncak bir yılan koyardım. Sen ne yapardın küçük? Ayaklarına kablo bağlardım. Ayaklarına kablo bağlardım. Başka bir şey yapar mıydın? Yapmazdım. Ya da çatıdan bir ip sallandırıp onu düşürürdüm. Furkan nerede? Furkan nerede? Furkan nerede? Nasıl bir şaka yapardım? Şaka yapmayı sevmem ama. Ben şakadan anlamadığım için hiçbir şey diyemem yani. Şakasından yani. Anlamam. Korkulu bir şaka olması gerek. Ama tam şu an düşünemedim, bilemedim. Kimseye şaka yapmam ben. Öyle bir huyum yoktur. Üstüne su balonu atardım. Üstüne su balonu atardım. Valla bayağı kötü olurdu ya çünkü... Nasıl şaka yapalım? Yani şakaların da bir sınırı var. İşte biriyle tamam, biri samimin falan olursa olur ama samimin olmasa kavga falan çıkacak. Hakan'cığım yanlış anladın. Nasıl bir şaka yaparsın diye soruyorum. Şaka şakadır. Kemal Sunal gibi. Nasıl yaparsın? Nasıl? Kanka bu Türkçem bitti ya mi? Türkçem bitmez aslında bak. Bana şaka yapacaksın. Evet. Nasıl bir şaka düşünürdün diye soruyorum. Şaka... Bitti ya benim diga. Bitti mi? Evet. Ne diyeyim size? Kapının üstüne su koyabilirim. Ondan sonra bakalım. Yeni anladım. İşte bayanlar korkuyor özellikle yılanlardan. Küçük yılan maketleri kullanabilirim. Sonra başka ne diyebilirim? Daha önceden su yılanı yakalamıştım ben. Kibrit kutusunun içerisine kapatmıştım. Birine hediye etmiştim mesela. Bunun gibi şeyler olabilir. Bela şey olabilir de bisküvisinin içine diş macunu dökebilirdim. Bundan daha fazlası olamaz bence ya. Şakalardan çok hoşlanmıyorum ya. Kendime yapılmasını da istemiyorum. Başkasına da yapmayı çok sevmiyorum. Yapmam yani çok eşek şakası.